Emin misin? Vallahi kulaklarımdan duydum Recep. Bunları ben öldürdüm dedi. Sen de yemedin, içmedin, gittin el alemin karısına mı anlattın bunları? Bravo, bravo. Tebrik ederim seni. Öyle sohbet ederken boş boğazı gittim işte. Polis ne demişti? Sobadan zehirlendiler falan demişti. Şadiye de o gece yokmuş, kayıpmış. Tamam bir şey yapmış belli de ne yaptı acaba? Terzi kadın niye bu olayları kurcalıyor? Ben onu anlamadım şimdi. Ay Recep, kadın polis olmasın. Yok ya, polis falan değildir. Dur. Şadiye de öyle şey yapma zaten ya. Öyle korkuyla, üzüntüyle deli deli konuşmuştur. Başka maksatla konuşmuştur yani. Terzi kadın ne ayak? Bunu bir öğrenmemiz lazım. Ha? Ay, ay ben ne yaptım Recep? Bir şey olmaz hayatım, çözersin. Takma kafanıza. Hoş geldin bacım. Nasılsın, görüşmeyeli? Allah'a şükür. Hı. Gel biraz oturalım. Ay. Ay. Ay ben ne diyeceğim sana? Şöyle gökten 250 bin lira düşse kucağına ne yaparsın? Ay neler yapılmaz ki? Nerede? Benim bir müşterim var. Bir müşkülü var kendisine. Eğer bir çözen olursa 250 bini trink eline sayacak. Nasıl bir müşkülmüş bu? Hani senin o yıllar önce mezarlıkta gördüğün kız vardı ya. Hani onları ben öldürdüm diye. O kız günlerdir takip ediyor sizi. Niye? Allah bilir niye. Sonuçta bir katil. Hem de ailesinin katili. Ve ailenin geri kalanı da siz olduğunuza göre dikkatli olmak lazım. Sen bana desene, sen kimsin bacım? Ben durup dururken gelmedim buraya ümmü. Başına talih kuşu kondu saysan. Eğer bana anlattıklarını mahkemede de anlatırsan hem başındaki tehlikeden kurtulursun hem de zengin olursun. Benden söylemesin. Dur, dur sen, sen bir dur. Sen bana anlattıklarını bir de kocama bir anlat. Bak hanım, bu benim beyim Recep. Recep, bak bu hanım ne diyor? Kızım burayı gözetliyormuş. Mezarlıkta bana dediklerini ben mahkemede anlatırsam birileri bize çok para sayacakmış. Maşallah. Öyle mi? Sen ne ayaksın lan? Hı? Bildiklerini tek tek anlatmazsan senin o kuş kadar canın alır mı? Tamam, hop. Tamam, sakin ol. Kötü bir niyetim yok. Terzi değilim ben. Anladık onu. Mal değiliz, kolumu kıracaktın ya. Özel dedik. Al. Ver. Müşterim kızınızı araştırmam için tuttu beni. Allah Allah, niye? Onu söyleyemem. Ama ben takiplerim esnasında kızınızın bu dükkanı sık sık gözetlediğine şahit oldum. Ay Recep, bize de bir şey yapacak. Durayım Allah'ını seversen ya. Bir dur ya. Kızı bize de göster bakalım da yanlış bir şey olmasın, kim bilir nedir. Babası herhangi bir anlaşmaya oturmadan önce kızı bir görmek istiyor. Hiç de kibar değildi bunu isterken yalnız. Bildiğim kadarıyla o adam zaten dünyanın en iğrenç insanlarından biri. Nare'nin onları hala gözetliyor olmasının bir sebebi olmalı. Belki onlara da bir şey yapacaktı. Neyse çok güzel oldu bu. Narin uğraşsın dursun şimdi bu adamla. Zaten terk edip gitmiş onları seneler önce. Narin falan umrunda değildir artık eminim. Cebine yüklü bir miktar koyduğumuzda tıpış tıpış karakola gidip ihbarını yapacaktır. Biz de arkamıza yaslanıp seyredeceğiz. Vallahi inşallah dediğiniz gibi olur. Ne yapacağını kestirmesi zor bir tipe benziyor. Çok yakında kurtulacağız o kadından. Herkes görecek artık onun gerçek yüzünü. Yeni hayatımda etrafımda istemiyorum onu hiçbir şekilde. Şimdi Atıf yüzünden medyanın da ilgisi arttı o kıza. Çok güzel manşetler vereceğiz basına, bak görürsün. Yıllar sonra ortaya çıkan tüyler ürpertici cinayet. Tekstil kralının avukat sevgilisi cinayet şüphesiyle gözaltında. Narin Yılmaz ailesini mi öldürdü? Hay Allah'ım, bu bile yeter bana. Cinayeti ispatlayamazsak da sokağa çıkamaz hale gelecek. Yani biraz sabırlı olmakta fayda var. Köşeye sıkıştığını hissederse açık vermez. Bütün hafta sonu burun burunaydık.
Kıza saldırmamak için zor tuttum kendimi. Fırat'a onun ne mal olduğunu göstermek istiyorum ama önce kanıtlamam lazım. Yoksa inanmaz. Zaten paranoyak olduğumu düşünüyor. Çok güzel bir halka yakaladın Ayhan. Vakti gelince o halkayı da çekeceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.